Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Evet, bugün yine hayvanlara yönelik ötenaz ve itlafı öngören hayvan haklarına ilişkin düzenlemeyi konuşacağız. Bu ekranlarda sıkça konuştuk. Bu konuyla ilgilenen uzmanlar, hayvan hakları savunucuları aslında önümüze bir reçete koyuyorlar. Diyorlar ki topla, kısırlaştır, geri bırak, barınakların koşullarını iyileştir. Düzenli bir kısırlaştırma yapıldığında ve özellikle üretim ve ticaret engellendiğinde başıboş köpek sorununun önüne geçilebilir diyorlar. Bu konuda çokça konuşuluyor. Komisyonda da bugün görüşülmeye devam ediliyor. Ciddi bir kamuoyu tepkisi var aslında ve bu katliam yasasında hayır denmeye devam ediyor diyebiliriz. Bugün yine bu konuyu konuşacağız ancak bugün biraz hukuki tarafına bakacağız. Türkiye Barolar Birliği'nden bir açıklama geldi bu düzenlemeye ilişkin ve orada da ciddi eleştiriler aldı iktidarın önerdiği bu yasa. Bugün İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Ayşe İlki Alkaç bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Şimdi aslında haftalardır gündemimizde olan bir konu, konuya dair pek çok yaşam savunucusu, hayvan hakları savunucusu önemli reçeteler sunuyor ancak yasa düzenlemesi sonuçta bu ve bir de hukuki boyutunu konuşmak lazım. Şimdi şuradan başlayalım istiyorum. Uluslararası alanda, hayvan hakları alanında bu gibi düzenlemeler var mı? Yani diğer ülkeler de bu sorunları yaşıyordur ve onlar nasıl baş ediyorlar? Oradan başlayalım dilerseniz. Tabii. Diğer ülkelerde öncelikle şundan bahsetmek isterim. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün hayvan popülasyonunu kontrol altına almaktaki en temel ilkesi kısırlaştırmak ve sahiplendirmektir. Ötenazi değildir ki biz zaten ötenazi terimini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ötenazi aslında ölüm hakkıdır ve bu iradeye dayalı bir şeydir. Yani örneğin işte hasta olan bir insan hayat artık onun için çekilmez hale geliyordur ve ölüm hakkını kullanmak istiyordur. Ama burada biz hayvanlara soramıyoruz ölmek istiyor musun diye. O yüzden biz kesinlikle ötenaziyi kabul etmiyoruz. Bunun adı öldürmektir. Gerekçeye bakıldığında, yasa tasarısının gerekçesine bakıldığında sadece İngiltere, Fransa ve ABD'den örnek verildiği görülüyor. Ama onun dışında bu ötenazi yöntemini kullanmamış ülkelere dair hiçbir açıklama yapılmamış. O başka ülkeler örnek verilmemiş. Örneğin Romanya bu ötenaziyi kullandı. 10 yıl önce bu yönteme başladı. Ve şu an hala bu hayvan popülasyonuyla uğraştığını görmekteyiz. Tam tersine artış görüldü popülasyonda. Mesela bu olumsuz örneklerden hiçbir şekilde bahsedilmemiş. Ötenaziyi kullanmayan ülkelerden kesinlikle bahsedilmemiş. Mesela Hollanda, yakala, aşıla, kısırlaştır ve yerine bırak, aldığın yere bırak şeklinde uygulama gösterdi. Ve şu an görüyoruz ki bu popülasyonu tamamen kontrol altına aldı. Bunun dışında gerekçe de görmüşsünüzdür 18. 19. yüzyılda Batı'da hayvanların silahla veya zehirlenerek öldürüldüğünden bahsediliyor. Bu bir dayanak olarak sunulmuş. Biz şu an 21. yüzyıldayız ve 18. 19. yüzyılda uygulanmış bir uygulamanın bize şu an örnek olarak gösterilmesi gerçekten çok acıklı bir durum. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Bir kere zaten teknoloji olarak çok farklı dönemler. O zamanlar hani kısırlaştırma yoktu belki de yani. Ve bu yöntemler uygulanıyordu. Tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Ama örnek gösterilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Peki şimdi bu yasa tam olarak neyi öngörüyor? Yani ötenaziden, itlaftan söz ediyoruz ama elbette bunun da belli bir düzenlemesi var. Örneğin işte muhalefet milletvekilleri diyorlar ki biz yerel seçimde çok fazla belediye kazandık. Bu yasa tamamen belediyeye yıkacak bu yükümlülüğü. Ne olduğu takdirde hayvanlara tam olarak bir katliam uygulanacak? Yani hadi şimdi biz bu yasayı geçirdik, hayvanları öldürelim mi diyecek? Bunun bir ön koşulu mu var, bir süresi mi var? Şöyle hemen şeyi bulmak istiyorum size. Gerekçede şöyle anlatayım. Biliyorsunuz 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. 20 yıl boyunca belediyelerin
bakım evi kurma yükümlülüğü vardı. Ve sadece yanlış hatırlamıyorsam 322 bakım evi var bütün Türkiye'de. 105 bin hayvan kapasiteli. 20 yılda yapılamayan şeyin 2028 son tarihi olarak verildi. 4 yılda yapılması öngörülüyor. Ve bunun işte denetleneceği söyleniyor. Zaten denetim yükümlülüğü vardı bakanlığın. Belediyelerin bakım evi kurma, hayvanları aşılama, rehabilite etme, kısırlaştırma görevi zaten vardı ve denetimi de bakanlıktaydı. Ne değişti? O zaman yapılamadı, 20 yıldır yapılamadı. Şu an yapılması için ne değişti? İnsan bunu merak ediyor gerçekten. Ötenazi öldürme olarak da çok genel geçer, farklı yönlere çekilebilecek, çok ucu açık gerekçeler verilmiş. Yani popülasyonun çok artış göstermesi bile hayvanların öldürülmesi için bir neden aslında. Ve şu an yeterli bakım evi yok. Ama bu kanun yürürlüğe girdiği anda uygulanması gerekecek. Ama bakım evi kurma zorunluluğu 2028'e kadar. 105 bin hayvan kapasitesi varsa ve gerekçede 4 milyon köpek olduğu söyleniyor. 4 milyon köpek ne yapılacak? Bu açıkça sen toplamak zorundasın. Kanun yürürlüğe girdi deniyor. Sen toplamak zorundasın. Topla, ne yaparsan yap deniliyor. Bu da öldürmenin önünü açıyor direkt zaten. Peki, şimdi aslında iktidar milletvekilleri komisyondaki görüntülerde kamuoyuna yansıdı, orada da gördük. Oraya işte evladı köpekten kaçarken kamyon çarpmış bir acılı anneyi getirerek orada onun bu yasayı bir biçimde savunmasını sağlayarak aslında bir istismardır da, bu ayrı bir konu ama. Orada aslında sanki insan hakları ve hayvan hakları karşı karşıya gelmiş de burada bir tercih yapma zorunluluğu varmışçasına bir hava yarattılar ve günlerdir de aslında kamuoyunda bu propagandaya devam ediyorlar. Dolayısıyla şunu soralım, yani bu çatışma gerçekleşmeden bunun bir çözümü yok mu? Mesela bahsettiğiniz yasa, 2004'te çıkan yasa yetersiz bir yasa mı ya da uygulanmasında mı bir sorun yaşandı yıllardır? Yani ilk önce şu şekilde söyleyeyim. Sokaklarda köpek olmasının sebebi belediyeler ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bakanlık. Bu saldırıların olma sorumluları da onlardır. Çünkü hiçbir hayvansever zaten sokaklarda hayvanlar olsun demiyorlar. Biz görüyoruz sokaklarda neler yaşandığını. Tabii ki bakım evlerini de hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Bakım evleri gerçekten ölüm kampları. Kesinlikle bakım evlerini de onaylamıyoruz. Ancak zaten bakım evinin amacı tedavi edilen hayvanın orada iyileşmesi ve daha sonra yerine bırakılması için geçici bir yer, geçici bir süreliğine duracağı bir yerdir. Gerçekten de dediğiniz gibi hayvan insan hakkı tartışılıyor. Hiçbir hayvansever hayvanlar insanlardan üstündür demiyor. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve bu popülasyon artışı can almadan çözülebilir diyoruz biz. Kimsenin canı yanmadan, hayvanların canı yanmadan çözülebilir. Buna dair raporlar da sunduk. Ama yasa tasarısı kesinlikle bu raporlar asla incelenmeden yapılmış belli ki. Hiçbir sorunun çözümü olacak şekilde bir yasa tasarısı değil. Sadece öldürmeye yönelik, ülkede insanlarda travma bırakmaya yönelik bir yasa tasarısı. Başka ne sormuştunuz? Çok özür dilerim. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Burada bir karşıtlık varmış gibi gösteriliyor ya. Bu yasa uygulanıyor muydu şimdiye kadar? 2004'teki yasa yetersiz mi yoksa uygulanmıyor muydu? Yasa asla yetersiz değil. Gerekçede de zaten bu yasanın yetersiz olduğundan bahsedilmiş. Yasanın yetersiz olduğu tek konu hayvanlara uygulanan şiddetin cezalandırılması yönünde. Bunun dışında zaten belediyelere en başta da söylediğim gibi kısırlaştırma görevi verilmiş. Bu 20 yılda uygulanmamış. Yani uygulanmamasının sebebini biz şu an, sonucunu biz şu an yaşıyoruz. Uygulanmadığı için bu konuşmayı yapıyoruz şu an. Ve Peki. yine Buyurun lütfen devam edin.
Hiç önemli değil, buyurun. Şimdi belediyelere deniliyor ki 2028'e kadar barınak eksiğini tamamla, eğer eksikse ve hayvanları barınaklara al. Peki yasada şuna dair bir şey var mı? Örneğin bu barınaklar hangi koşulları taşımak zorunda hayvan sağlığı açısından? Yönetmelikte bu evet yer alıyor. Taşıması gereken koşullardan bahsediliyor ama çoğu barınakta biz bunları görmüyoruz. Çoğu barınakta küçük, çok küçük dar alanlarda bir sürü köpeğin tabiri caizse istiflenmiş olduğu görülüyor. Bu yönetmelik uygulanmıyor, bu şartlar uygulanmıyor. Peki, yasa geçtiği takdirde ve 2028'e kadar yapılması gereken barınaklar yapılmadığı takdirde hayvanların hangi biçimde, yani ötenazi de yanlış kavram, hangi biçimde öldürüleceğine dair yasada, yani bunu öngören, bunu söyleyen bir şey var mı? Biliyor muyuz biz bunu? Ötenazi yani bu bir en acısız şekilde biliyorsunuz yapılması gereken hani bir ilaçla yapılıyor ama maliyetli ve kendi kanaatim yapılacağını düşünmüyorum. Daha önceki bakım evlerinde hayvanların kalbine çamaşır suyu enjekte edilerek öldürüldüğünü gördük veya baygın bir şekilde morg denilen alanlarda dondurularak öldürüldüğünü biliyorum. En olabildiğince en maliyetsiz yolu seçecekler. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Alkaç verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Yani şunu söylemem gerekiyor. Buyurun. Bu popülasyonun önüne öldürmeden kesinlikle geçilebilir. Bu kadar insanlık dışı, vicdan, merhamet dışı bir yöntemin uygulanması doğru değil. Bakım evlerine bu köpekler, bu hayvanlar, bu arada şundan da bahsedeyim. Sadece biliyorsunuz köpekler denmiyor. Köpek sorunu olarak başlandı bu ama kediler de dahil bu yasaya. Yani sokağınızda hiçbir hayvan kalmayacak hiçbir şekilde. Ve Buna iktidar milletvekilleri bu konuda zararı olmadığı için kedilerle ilgisi yok dedi, ama yasada ucu açık kedileri de ilgilendiriyor aslında. evet, sokak hayvanı olarak bahsediliyor ve zaten yanlış hatırlamıyorsam 15. maddeydi tasarıdaki. Sokaklarda hiç bakıma muhtaç hayvan kalmayacağından diye bir ifade var. Zaten orada niyetleri açık açık belli oluyor. Kedileri de kapsıyor. Köpekleri, kedileri. Yani hepsinin toplanması ve istenildiği durumda, yani gerekçelerin ucu çok açık. İstenildiği durumda öldürülebilmesinin önü açılıyor bu yasayla. Ve öldürmek gerçekten hiçbir çözüm değil. Bakıldığında, diğer ülkelere bakıldığında kısırlaştırmayla çözülmüş. Kuduz da aynı şekilde. Meksika 25 milyon köpek nüfuslu bir ülkeydi ve şu an sıfır kuduz. Bizim ülkede de mesela gerekçede, Türkiye'de de gerekçede kuduz temasının çok arttığı söyleniyor. 260 bin küsürlerden 470 bin küsüre. Aslında bu kuduz aşısı yapan kişi sayısı. Ben de mesela her sene ben hayvanlarla çok iç içeyim. Kedilerle işte tedavilerini yapıyorum. Bir yerimi çizdiğinde ben de kuduz aşısı oluyorum. Bunlar insanların aslında bu sadece bilinçlendiğini gösteriyor. Kuduz temaslı demek değil bu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz Çok başka bir teşekkür şey ederim. var mı? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, İlke Ayşe Alkaç bizimleydi. İstanbul Barosu'ndan, Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat. Evet, günlerdir konuştuğumuz hayvan haklarına ilişkin düzenlemeyi yine bugün konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü komisyonda da görüşülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeniden komisyonda görüşülmüştü ve oldukça gergin anlara sahne olmuştu o görüşmeler. Hayvan hakları savunucuları ve insan hakları savunucuları da, çünkü yaşamı savunuyorlar, bu yasaya karşı çıkıyorlar ve ötenazi denilen kavramın bir irade gerektirdiğini, köpeklerin ölümü seçemeyeceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bunu bir katliam yasası olarak adlandırıyorlar. İlerleyen günlerde neler olacak? Komisyondaki görüşmelerden ne gibi kararlar çıkacak? Hangi maddeler geçecek ya da geçmeyecek? Sizler için aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.